Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Bugün 15 Nisan 2022. Aralığımızda düzenli 4-5 günde bir beslemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç gün -5'lere, -6'lara düştü. Bakalım yavrularda sıkıntı var mı? Kapanlar vardı. Bismillah. Ya Allah. Fondanlarını ve kekini tüketiyorlar. Kapanlar muhtemelen çıkmış. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapalıyı bir taraftan söküyor. Duvar çıtası, duvar çıtanın duvar tarafına dahi arımız yavru atmış. Evet, buraya full kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bu taraflar, şuralar full günlük yavru var arkadaşlar buralarda. Son çıtaya kadar yavru dayanmış. Bu şekilde burası kapalı. Kapalılar sökmeye başlamış. Bismillah ya Allah. Evet. Arkadaşlar, kapalı alanı görüyorsunuz. Şu şekil full kapalı. 15 Nisan yer Ankara. Yani daha dünden önceki gün geceleri -5'lerdeydi. Ama şükür sıkıntı gözükmüyor. Erkek gözleri dahi var. Yanlarda komple genişletmiş günlük yavru var. Üstte şunlar erkek gözleri, erkek kapalıları. Evet. Duvar çıtasında kapalı. İkinci çıta kapalı. Gördüğünüz gibi bu da kapalı. Ama stok durumu çok zayıf. Bak, bu tarafta kapalı. İnşallah kapalılar çıktığında arımız bayağı bir kendine gelecektir. Duvar çıtasında ne var, ona bakalım. Bunda da günlük veya yumurta var mı? Bunda polen ve stok var arkadaşlar. Bayağı da bir ağır. Evet. Burada şurupluk olduğu için stravar tarafına yumurta atmış arımız.
Şu an taraf sıcak olduğu için. Evet, çürük takviyesi de yapacağız hemen aramızda. Bu sefer ballı çürük yaptım. Biraz süzme bal vardı. Aramızda şifa olur inşallah. Hemen diğer kovanımıza geçelim. Çünkü aşırı güçlü olmadığı için anca çekerler. Evet, duvar çıtası arkadaşlar, hemen bakıyoruz. Ne var ne yok. Ve stok ve polen basmış aramız. Bu tarafta da stok polen var. Evet. Kapalı. Bir bölüm de komple kapalı. Yani duvar çıtalarına stok basmış. Yerlerine yavruyu ayırmış aramız. Evet, burada yavrular sökmüş arkadaşlar. Şu altlara dahi aramız günlüğü basmış. Erkek arılar bak. Erkek arılar görüyorsun, erkek arılar. Ya dışarıdan geldi ya bu kovandan doğdu bilmiyorum. Bunlar erkek arı şeyleri. Bu tarafta full kapalı. Evet. Bunun da duvar çıtasında. Burada da kapalılar var. Son
Son çıtamız. Arka tarafında fazla arı yok daha henüz. Bunu da şöyle bunu hemen veriyoruz arkadaşlar ve kapatıyoruz. Bu kovanın özelliği kalın olması. Ahtaya batları kendi yaptığım bir kova. 7 santim. O yüzden bu kovanları daha güzel gelişiyor. Güneşten de etkilenmiyor. Sıcaktan da etkilenmiyor. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.